154. gününde geldiğimiz noktayı arkadaşlarımızla, koordinasyondan sorumlu olan valimiz, büyükşehirden arkadaşlarımız, kaymakam arkadaşlarımız, vali yardımcılarımızla beraber değerlendirme yapmak istiyoruz. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Afet Koordinasyon Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 154. gününde geldiğimiz noktayı arkadaşlarımızdan, koordinasyondan sorumlu olan valimiz, büyükşehir arkadaşlarımız, kaymakam arkadaşlarımız ve vali yardımcılarımızla beraber değerlendirme yapmak istiyoruz diyerek şunları söyledi. İnsanlık tarihinin yazıldığı günden bu tarafa bildiğimiz bütün afetlerden daha büyük bir afeti yaşadık ülke olarak. Birisi bize şunu söylese, depremle ilgili biliyorsunuz bizim tatbikatlar yazılan senaryolar üzerinden yapılır. Öyle bir afet senaryosu yazın, öyle bir deprem senaryosu yazın ki en ağırı olsun sonuçları itibariyle. Hiç kimse bu kadar ağır bir deprem senaryosunu hayal edemez. Bizdeki senaryolar genelde şöyledir. Bir şehirde deprem olur, komşu şehirler onun yardımına koşar değerli başkanım. Doğru mu? Çok doğru sayın başkanım. Burada 11 şehrimiz, şimdi 18 oldu genel hayatı etkileme kararı itibariyle. 18 şehrimizin etkileneceği, 15 milyon insanın etkileneceği bir senaryo hiçbirimiz hayal bile edemezdik. Ama Rabbimin gücü karşısında güç yok. Bunu yaşadık. Ağırdı, fatura ağırdı ama başta milletimiz, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kenetlendik. Bugüne kadar geldik, çok büyük fedakarlıklar var. Sahada çalışan bütün arkadaşlarımız, başta sayın valilerimiz, büyükşehir belediye başkanlarımız, herkes buraya yardıma koşan, geçici görevle gelen bütün arkadaşlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, herkes. İşin ucundan tuttu ve bugün bir noktaya geldik. İşte bugün o geldiğimiz noktayı anlamak istiyoruz. Bundan sonraki süreci de nasıl hızlandıracağız? Onu hep birlikte çalışacağız. Ben depremde hayatını kaybeden ki Maraş'ın rakamı, şu andaki rakamı 12.635 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, rahmeti rahmana kavuştuğunu görüyoruz. Rabbim hepsine rahmet etsin. Hala tedavisi devam edenler var. Bizim İstanbul'da, Ankara'da, Samsun'da, Antalya'da takip ettiğimiz yaralı depremzedelerimiz var. Hala işte fizik tedaviyle hayatlarını idame ettirmeye çalışanlar var. Onları da takip ediyoruz. Hala tedavisi devam eden depremzede vatandaşlarımıza da Rabbimden şifa diliyorum.